Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Evet değerli takipçilerim, Uşak Bozkuş köyünden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar, indim aşağı. Eşimi bekliyorum, eşim gelecek. Ben bugün pazara gideceğim. Eşimle beraber pazara gideceğiz. Niye diye sorun bakalım. Zeytin alıp geleceğiz arkadaşlar. Siyah zeytin, gemlik diyorlar ya. Ondan alıp geleceğiz. Geçen eşim 3 kilo almış. Biraz küçük. Küçüklü diye pek hoşuma gitmedi. Yeşil zeytin almış. 12 kilo, 3 kilo gara zeytin almış. Yeşil zeytinlerimi biraz 3 kilosunu önceden aldı. Bayağı hemen hemen olayında sık sık suyunu değiştiriyorsun. Bugün de ben sadece gemlik zeytin almaya gidiyorum arkadaşlar. Şimdi indim aşağıya. Şuradan eşim gelecek. Beraber binip gideceğiz inşallah. Vallahi pazar yerlerini çeker miyim, çekemez miyim bilmiyorum. Dediğim gibi birazcık ben pazar yerinde utanıyorum. Millet sanki beni bakıyor gibi. Kapıyı kapattım mı? Kapattım. İyi. Ha öyle arkadaşlar. Benim cennet elmalarım bakın arkadaşlar balkonda. Hemen hemen kurumak üzere. Gördünüz mü? Sabah beyazlığa vardı. Bunları attım. Bakın iyi çalıştırdım. Renkliler de var. Çalışacak ama yarın onları çalıştırın. Hayır dışarı sıcak. İç hala soğuk. Bayağı soğuk iç hala arkadaşlar. Yani soğuk dediğim yani benim mutfak tarafı falan içerim sıcak da. Dışarı böyle ilkbahar geliyor ya. İlkbaharın havası var. Öyle bir güzel ılımlı bir hava var. İnanın sıcacık. Hiç soğuk değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çoktan beri aşağılarda video çekmiyorduk. Benim köyümü özlemişsinizdir, Bozkuş köyümü. Tabii ben köyün dışındayım. Bakın bizim köyümüzün, bizim ev birazcık dışına düşüyor. Bizim şöyle yaklaştırın da. Şurada mahalle arası. Ama mahallem can sıkılacak bir yer değil diğer takipçilerim. Hiç canım sıkılmıyor. Komşularım çok iyi. Şurada döndü yengem oturuyor. İleride Halim oturuyor. Ondan sonra Aysel var, Rabi yengem var, Havize komşum var, Zehra yengem var. Bu tarafta Duygu var. Benim o taraf evim boş. Arkadaşlar inşallah gelinimiz gelirse gelinimizi koyacağız. Allah nasip kısmet ederse inşallah. Diğer takipçilerim. İşte komşularımız iyi. Yaz oldum beraber oturuyoruz, toplanıyoruz. Tabii kışın herkes işinden, aşından, evinden. Dediğim gibi ben bu seferle birazcık evden bir yere gitmedim arkadaşlar. Şimdi de herhalde gidemem. Gitmedi düşünmüyorum. Eşimle ikimiz gideceğiz. Arabaya koyacağız da. Pazar yerine uğrayacağız. Oradan zeytini alacağız. Biraz da yeşillik, marul, roka, tere. Ben yeşilliği çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden balık alacağız. Pazar harcı göreceğiz. Geleceğiz arkadaşlar. Odunluğumuz geldi. Odunluğumuz kesilecek. Kalın. Bir romanı sattı dallan. Bir romanı işte böyle kendimiz kesem diyor. Şurada inceler kendim daha önce tarayla kıydırdım. Taşınacak duruyor. Şimdilik odun ihtiyacı çok. Odun çok. Her yer odun bizim arkadaşlar. Kömür de aldık. Allah hızladığından, gönül şenliğinden yakmayı nasip etsin inşallah. Benim bey gelmedi. Niye gelmedi? Geç kaldı diye bakıyorsun. İne koy dedi de. Köy içinden birine mal almaya gitti. Bazen yaşlılar falan gelemiyorlar köy içine. Ona mal almaya gitti. Bilmiyorum ki diğer takipçilerim. İşte böyle hava güzel. Arkadaşlar, Zehra yengemin eşinin kalça kırıldı. Mehmet amcamın. Kalçadan ayağı kırıldı, ameliyat oldu. Şimdi Zehra yengem Uşak'ta geline girdi duruyor. Bayağı 15 gün falan oldu. 15 gün hastanede yattı Mehmet amcam. Şimdi geline girdi. Ha benim cancağızım geliyor. Vallahi bak köşeden döndü. Gördünüz mü arkadaşlar? Arabamız geliyor. Ne yanı tutuyorum ben? Evet tamam şu yanına. Dur. Şöyle yakınlaştır. Gördünüz mü bak? Minibüsümüz geliyor. Ben kapatayım da. Geldiğini evde devam edelim. Değil mi arkadaşlar? Pazar yerinde herhalde çekemem ya. Çekemem. Görüşürük. Evet arkadaşlarım. Ben pazara gittim geldim.
Hemen yukarı çıktım, üzerimi değiştirdim. Bir çay koydum arkadaşlar, çayımı içtim. Eşim öğrenciye gitti, hemen pazardan geldik, eşyaları koyduk mutfağa. Mutfak yerleşecek, duruyor. Ben şimdi sizlere zeytini göstereceğim arkadaşlar. Gemlik zeytin aldık. 3 kilo bir aldık, 3 kilo bir aldık. Arkadaşlar bu siyah zeytinin kilosu 120-130-140 kadar var. Biz bir tane tanıdıktan güzel TL'ye aldık. Yani alacağınız 6 kilo zeytine 600 milyon para verdik arkadaşlar. Yeşil zeytin almayacaksın artık, aldık. 12 kilo aldı eşim. 3 kilo hemen hemen olmak üzere. Yeni zeytinden çıkınca aldığıdır. O zaman ben arkadaşlar ameliyatlıydım. Sağ olsun benim olanla Nursel'im güzel atladılar. Ondan sonra zeytinlere dilimlediler, şişeleri kattılar çocuklar. Şimdi arkadaşlar bugün de gemlik zeytini aldık. Biz biraz da dedim ya pazar alışverişi yaptık. Yeşilliği çok seviyorum ben arkadaşlar, yazmış. Şimdi bu zeytinin de çöpünü çöpünü atlayacaksın arkadaşlar. Ondan sonra yıkayacaksın. Zeytin güzel, çok güzelmiş zeytin. Bunların içinde lekelileri, onları atlamayın arkadaşlar. Onları koymayacağım içine. Ben bunu şimdi güzel atlayıp ondan sonra güzel birkaç kat yıkayacağım arkadaşlar. Yıkayacağım, suyunu süzdüreceğim. Ondan sonra şişeye katıp yağını tuzunu koyacağız. Size hepsini göstereceğim arkadaşlar. Yeşil zeytinleri gösteremedim maalesef. Siyah zeytine göstereceğim. Geçen 3 kilo bir yaptık arkadaşlar biz. Gelmedik. Ama yeter kal. Allah'ım yedireceğini desin Rabbim ya. Şimdi gelmiş 9 kilo oldu bizim. 12 kilo oldu yeşil zeytin. Geçen sene ben fazla zeytin alamadım arkadaşlar. Avutalım, gericik avutalım derken zeytinin vaktini geçirdik. 6 kilo mu ne yeşil zeytin aldık. Tamam. 3 kilo da kara zeytin aldık. Şöyle temiz çöp çöp yok hiç. Şöyle baktığınız zaman çürümürüm yok. Değer takip edelim. Her şey zamanlı geldi mi? Her şey canın istiyor. Bu evinde olan daha bereketli oluyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Şişeden katıp katıp yemese, yağlayıp tuzlayıp yemesi daha güzel oluyor. Hem bereketli oluyor, hem de evinde olması çok iyi oluyor. Şişemi açıyorum, koyuyorum, bereketiyle yetiyor. Pazardan alıyorum, geliyorum tamam da. Bir kilo alıyorum. Bir kilo da sana ne kadar yetecek arkadaşlar? Kıymet takipçilerim. Pazar çok pahalı. Bir tane karnabahar aldım. 70 TL. Ondan sonra bir kilo marul 40 TL. İçeriden aşağı bir şey yok pazarda. Çok az, nadir. Bulunmuyor kıymet takipçilerim. Yeşil zeytinin fiyatı biz burada dövme eşek zeytin deriz arkadaşlar. Şişeyle kırılıyor ya. Onun kilosu 70. İzmirçilin kilosu 100-110. Ondan sonra doman var. Domanın kilosu da 70. Ondan sonra bıçakla dizme zeytin diyorlar ya, onun adını bilemedim. Bu da 60. 70. Beğendiğim zeytin arkadaşlar. Ben bu zeytini beğendim. Bu irili. Bir tane devam aldığımız bir abi var. Ben ondan aldım. Zeytinleri güzelmiş adamın. Bugün dedim hem bir dolaşayım gelen eşime, hem de dedim bir şeyle alayım gelen, canım sıkıldı evde benim. O da götürdü. Şu zeytin yapraklarını atman diyorlar arkadaşlar. İçini koyun diyorlar. Koyan bakalım. Önceden atıyorduk. Bunu da dedim atmayalım dedim. Bakalım koyan içine. Fark edecek. Ha şu yapraklara.
Tabii çöpünü çöpüne attı o yüzden. Nereniz Zeytin abi bu dedim. Bursa'dan, Bursa mı dedi? Abla dedi, Bursa'dan geldi bu dedi. Geçenki aldığı eşimin Aydınlıymışmış. Benim oğlan da bu gemlik zeytinini çok seviyor. Kızlar yeşil zeytini seviyor oğlan. Oğlan da gemlik zeytinini seviyor. Temiz hemen bir kuşlandık çöp olursa şunları atlayabilirim arkadaşlar. Aha, çöp kısmından atlayabiliyorum. Allah razı olsun. Bugün güzel yorumlar yazdınız değerli takipçilerim. Hepinizden Allah bir kere bin kere razı olsun. Ağzınıza, dilinize, elinize sağlık. Allah sadece başımı gözümü değerli Cemil cümlesinde Rabbim şifa versin. Allah hastane köşelerinde yatıp da bizler de bir dua eden yok mu diyen kullarına da bahsin. İnşallah dualarımız kıymetli takipçilerim. Allah kimseye oraları düşürüp de kapıları baktırmasın. Allah ne iyisi geçsin ne muhtaç etsin. Hastaneler tabii ki olmasa, doktorlarımız olmasa, işlerimiz kötü. Çok şükür, büyük şükür hepinizden Allah razı olsun. Dediğim gibi iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Ağır ağır kendi evim işlerini ayarlıyorum arkadaşlar. İşleyebiliyorsun artık. Ağır kaldırmıyorsun. Doktor platin yerine oturası dedi. Birazcık ağır kaldırmayalım abla dedi. Ağır kaldırmıyorum. Gerçekten Allah razı olsun. Doktorum çok iyiydi. Çok memnunum doktorumdan. Dezem de aynı benim ameliyat olduğum doktor oldu. Benim ameliyat olduğum ortoped doktoru doçent doktor arkadaşlar. Yurt dışına seminerleri katılıyormuş. Allah razı olsun. Çok memnunuz doktorumuzdan. Ben ameliyat olduğum gün biraz kötü oldum arkadaşlar. Ben tansiyon var ya. Doktor gece gelmiş. Ben de yenice azıcık uyumuşmuşum. Kaldırmamışlar. Nasıl hastamız demiş. Benim Seda da iyi doktor ve yenice annem uyudu demiş. Allah razı olsun. Gelinimiz, kız kardeşim, dezem dönüşümlü beklediler arkadaşlar. Ben ikişer kişi beklediler. Hepsinden Allah razı olsun. Allah güç kuvvet versin hepsinden. Sedam'dan da Allah razı olsun. Allah'ım onun çocuklarına da aynı ben davrandıkları gibi bunları da itibar etsin çocukları. Allah razı olsun çocuklarımdan. Allah herkesi benim çocuklarım gibi çocuk nasip etsin. Göğsü merhametli, merhametli. Allah duygulu. Ana bu sevgisi veren herkese Allah hayırlı evlat nasip etsin. Rabbim ben onlardan razıyım. Allah'ım bunlardan razı olsun inşallah. Çocuklarım Allah'ım işlerini güçlerini rast gidersin. Allah'ım sabahleyin herkese ayrı ayrı da okurun. Torunların da hayırlısıyla inşallah okuyup da iyi bir yerler gelmeye nasip etsin diye dua ederim arkadaşlar. Torunlarımı, çocuklarımı, damadımı hepsini ayrı ayrı okurun. Sabah namazından sonra herkese ayrı ayrı okurun arkadaşlar. Bütün takipçilerimin de Allah'ın ne sıkıntısı varsa inşallah gidersin. Allah kimseyi yarı yolda koymasın. Allah herkesin işini gücünü rast gidersin Rabbim. Hiç kimseye muayenete muhtaç etmesin Rabbim kimseye arkadaşlar. Zeytinim çok güzelmiş arkadaşlar. İnanın bak bir tane lekeli zeytin çıktı bak. 3 kilo zeytinden hatta azıcık fazla yap dedi. Abi dedi lekeli veren çıkars dedi hemen dedi. Teraza hakkı var dedi. Onu dedi. Birazcık fazla yapalım dedi. Bu yüzden azıcık fazla yap dedi. Allah razı olsun. Hakkını helal et abi dedim. Helal olsun. Gidemem. Kendi gönlümle koydum dedi. İşte böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Her şey zamanında aranıyor. Mevsiminde yeniliyor. İçine vallahi açlık almaktan. Açlık almaktan insan yoruluyor arkadaşlar ya. Bir yandan alıyoruz. Bir yandan yeniyor. Bitiyor. Onu alıyorum, onu alıyorum, onu alıyorum, o bitiyor, onu alıyorum, o bitiyor. Ama niyeden beri sağlık saat olsun. Ben bunu arkadaşlar, tabii sizi bilmiyorum, yıkıyor muzdum ama ben geçenki zeytinime yıkadım.
Bu siyah zeytin biraz yağlı oluyor. Kendiniz de biliyorsunuz. Bunu ben şimdi yıkacağım. 3 kat, 3 kere veren yıkacağım arkadaşlar. Niye? Tabii ki zeytin elden ele kasa kasa gezerken tabii yerden topluyorlar bu zeytine. Bazı arkadaşlarımız yıkamadan direkt şişenin içine atıp yağını buzunu koyup bırakıyorlar. Tamam sonra da yıkarız ama yıkanmaz değil, yıkanır da. Bu zaten zeytin tam oluverendeyken sıcak suyla yıkanıyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Sıcak suyla oluyor bu. Ben bunu şimdi 2 kere 3 kere yıkayacağım. İkisleri de süzdüreceğim. Bundan sonra sofra bezini sereceğim. Bundan sonra şişeye katacağım arkadaşlar. Geçenkine de aynısını yaptım ben. En azından bir tozu gidiveriyor. Zeytinin güzel oluyor. Şimdi ben bunu mutfağa götüreyim. Hemen bu ilyandan boşaltmadan sadece bu ilyanda suyu tutayım. Bundan sonra ilisterden alayım arkadaşlar. Zeytinim şöyle. Kara zeytin. Şimdi arkadaşlar mutfağa geldim ben de. Şimdi ilisteri alacağım. 3 kat yıkacağım. İlisterini süzdüreceğim arkadaşlar. Açık telefonu yok. Böyle bir şeysi yoktu arkadaşlar. Yine de hemen şöyle tozu gidivesin diye. Üç kat yıkamayınca benim canım rahat etmiyor. Genelde zeytini yıkamıyorlar hiç kimse ya ama seven olur, sevmeyen olur. Yıkayabilirsiniz ama iyice süzdüreceğiz arkadaşlar. Şişeye katmadan önce iyice süzdüreceğiz biz bunu. Bir de sofra bezini. Ben bunu senin suyuna süzdükten sonra sofra bezini koyacağım arkadaşlar. Bu siyah zeytin biraz geç oluyor. En yakın olmasa 3 ayı geçiyor arkadaşlar. Sürekli şişeye sallaya durarsan oluyor da. Zahmetsiz bir şey olmuyor. Ha bu 300 TL arkadaşlar. Bu listirdeki gördüğümüz. Bunun olmuşu daha pahalı. Yani su içeri çıkıyor bakın. Benim babam da gemlik zeytinini çok sever. Aldığı zaman gemlik de alır. Hep gemlik zeytini sever. Azıcık hemen ben çok durdurmayacağım. Bir iki dakika böyle bekledin arkadaşlar. İkinci suyuna dalayın onu. Ondan sonra süzdürün. Şimdi arkadaşlar. İliştirdim birazcık suyunu süzdürdük. Ben 3 kere yıkadım bunu. Suyunu süzdüm. Şöyle altına tepsiyi koydum. Şöyle de sofra bezini koydum. Diğer takipçilerim. Şöyle pek suyu kalmadı ama yine de hemen şurada birazcık bekleteceğim. Ben bunu şişeye koyacağım ya arkadaşlar. Şişeye koyacağım için dışarıları sermeyeceğim. Hemen burada bu sofra bezi suyun olasıya kadar bir saat kadar bekleyeceğim değerli takipçilerim. Daha önce yaptığım zeytinleri göstereyim size. Bu burada suyunu böyle birazcık alasıya birazcık hemen bir saat kadar sofra bezinin suyu geçecek. Ondan sonra şişemizi öyle bakacağız arkadaşlar. Çünkü sulu olmaz. Telefonu bir uyana geç. Evet diğer takipçilerim. Bu gemlik zeytin. Şöyle ben bunu bir bardak tuz, bir bardak da yemek yağı var ya çiçek yağı, zeytinyağı koymam dedi. Şöyle bakın renk değiştirdi. Bu bildiğimiz gemlik simsiyahıdır arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim size? Bir kahverengimsi renk aldı. Bu bayağı 3 hafta oluyor muydu ya? Geçen hafta değil de bundan önceki hafta mı da? Bu da 3 kilo arkadaşlar bakın. Gemlik zeytin. Bu hafif hafif böyle çabuk olmasını istiyorsanız dedi abi. Hemen çabuk sallaya sallaya verin diyorlar. Bundan sonra bu gemlik zeytin. Bu da nasıl diyeyim size? Çiçek zeytin diyen arkadaşlar dövme. Görünüyor mu? Şöyle ha. Bunu da ortasından
Nursel'in zeytinin çizik attı arkadaşlar. Ondan sonra o maden suyu şişeleri var ya, ondan da bir kere vuru vuru vedire Halil'in ikisi. Böyle 3 şişe, 3'er kiloluk. Bir de o 2'şer buçuk kiloluk şişeler koyduk arkadaşlar. Bunun suyuna 3-6 birer haftayla değiştirdim. Bunu ilk önce alıp geldi yeşil. Bu hemen hemen olmak üzere arkadaşlar. Bu bir ay oldu bizim zeytin alınalar. İlk zeytinlerin çıktığında almışım şeşim buna. Bunu 3 hafta, 1 hafta durdum bir değiştirdim. 1 hafta durdum bir değiştirdim. 1 hafta durdum bir değiştirdim arkadaşlar. Şimdi 2 günde bir değiştiriyorum ben bunu. 2 günde bir, 2 günde bir. İnşallah çabuk olsun diye. Çoğu da sarardı bakın. İçinde yeşilleri de olsa. Gördüğünüz mü? Hemen hemen olmak üzere değerli takipçilerim. Bunun kilosunu eşim baştan 60 TL'ye almışmış. Sedan'ın çocuklar da çok seviyorlar bu zeytine. Bir şişe de onu yapıverdim. Onu bir şişe daha böyle 5 kiloluk ağacını yapıvereceğim arkadaşlar. Senesini koyduk biraz. Allah nasip ederse. Senesininkine de şöyle yapın diyor arkadaşlar. Şişelerin kapakları patlamaması için onları 5'er kiloluk su şişelerini koydum. Kapaklarını kapattım. 2 hafta sudan değiştirdim. Ondan sonra 1 bardak iri tuz koydum. Yarım yemek kaşığı da limon tuzu koydum. Hepsine de sır sıkı kapattım. Onları çatımı orada dolabımı onun için koydum geldim arkadaşlar. Şimdi böyle bir şişesini önceden yiyem diye biz bunu ne zaman bitireceğiz arkadaşlar? Şu 3 kilo hemen bitmez. Bunu önceden yiyem diye bunun suyunu sık sık değiştiriyorum ben şimdi. Bunu hemen hemen olmak üzere arkadaşlar baktım. Azıcık daha acısı. Birkaç kere daha değiştirsem hemen hemen olur tahminim. Bunu önceden yiyeverem de kapağını sır sıkı kapa diyor. Hava almıyor arkadaşlar. Sene yiyeceklerimizin. Sene dediğim arkadaşlar şöyle ya. Bu bitiyor ya. Ben yazın böyle zeytin mesela attım. Kendi zeytinimden yerim. Geçen sene fazlalamadım o başka. Allah nasip ederse bu sene bayağı aldık. 12 kilo yeşil zeytin aldık. Tekrar bir de 2 kilo İzmirçil almış gelmiş eşim. 14 kilo olduğundan. Onu 2,5 kiloluk şişeye koydum. Onun suyunu hiç değiştirmedim. Bir de öyle deneyeceğim bakalım. Onu tuzlu koymadım. Öyle dediler. Bu işte gelmek. Bir ayı geçti. Renk değiştirdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu tam 5 kiloluk şişeler. Tabii birazcık hava azıcık yer oluyor. Bu baya inanın ağzını gıdak dolmak üzereydi. Zeytinle herhalde buruşuyor. Ağır ağır selmeye başladı arkadaşlar. Bunun hemen şöyle 2 parmak kadar üstünde yer kaldırdı. Ben bunu ayak altına koydum. Bu çabuk olsun diye. Ben bunu sürekli böyle şey diyorum. İyilemediğin zaman da şöyle elinle şöyle alt üst yağ buz gelsin diye hemen şöyle arkadaşlar çalkalaya çalkaya böyle böyle. Şimdi şişemi ayarlayın, yağımı tuzumu da ayarlayın. Öbürkü zeytinimizi yapalım arkadaşlar. Bunları da şöyle kaldırın. Durup olsun bunlar. Şişemi getirin. Şişemiz hazır değil takipçiler. Şöyle zeytinimizi üzerine açalım. Açtık zeytinimize. Şöyle sofra bezini serdik ya kıymet takipçiler. Azıcık yakınlaştıralım mı bunu? Evet değerli takipçilerim şöyle yakın aldım elime. Şimdi zeytinimizi güzel yıkadık. Sofra bezini serdik. Şöyle de beklettik. Suyunu aldırdık kıymet takipçilerim. Şimdi ben bunu 5 kilo şişeye basacağım. Vallahi zeytin güzel. Bakın arkadaşlar. Eriri. Kara zeytin. Ben biraz zeytinin irisini seviyorum. Yeşil zeytin olsun. İri, siyah zeytin olsun. İrisini seviyorum arkadaşlar. Bunları da şöyle gösterin. Dedi, gördünüz mü? Bak bu simsiyahı daha bu zeytin gibi arkadaşlar. Kahverengi bir renk aldı. İnşallah daha özellikle siyahlaşır. Bu da eşek zeytinimiz kıymetli takipçilerim. Nursel'in fazla çıtlatmadı. Fazla böyle ortasından yarılmış sevmiyor. Böyle daha kıtır kıtır hani daha güzel oluyor diyor. Bu da hemen hemen olmak üzere kıymet takipçilerim. İşte bu da bir ayı geçti. Yağlı tuzlu zeytinimiz. Şimdi bunu şişeye kaçacağız arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. Şişemizi elimize aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bereketiyle getirsin inşallah.
içine halde bir ayın berk edebilsin arkadaşlar. Bu şişelerde daha kolay oluyor. Zeytinin sallanması hem fazla yer kaplamıyor. Bunun acelesi yok. Bunun yanına tuzunu koyacaksın. 2-3 gündür sallayacaksın. Ondan sonra burada da çatıya koyacaksın geleceksin arkadaşlar. Bunu dik koymuyoruz. Bunun şişesini yan yatırıyoruz. Dikmiyoruz. Yani yağı tuzunu alması için, iyicene karışması için. Bunu dikini koymuyoruz arkadaşlar. Bunu yatıracağız. Yan yatıracağız. Ve 3 kilo daha alsak yeter herhalde galiba. Açıkta arada yetmezse pazardan alırız. Yeterse yeriz. Arkadaşlar. Nursel'in de o zeytinden irisi var ya, tavşan yüreği. Ondan çok seviyorum. Ondan hiç yapmadım. Bozulur mu, bozulmaz mı diye düşündüm. Pazar yerinde aslında. O da aynı. 100-120 kilo olsun. Ben bunu şişeye katayım da arkadaşlar. Şişeye bittikten sonra size gösterin. Yağını, tuzunu, gorkeni. Ben bunun tamamen hepsini koyun içine. Anca giriyor böyle ağır ağır. Balığımı da arıttım. Onu da kızartacağım birazdan. Balığı içeride kızartmam galiba arkadaşlar. Çok soğumadan valla daha. Arka tarafta küçük tüplü kızartacaksın. Oraya sandalyeye oturacaksın. Kokusu en azından orada kalıyor. Burada içeride kokusu çıkmıyor. Orada iyi oluyor. Hem rahat oturuyor orada. Hem orada oturmadan küçük tüplü kızardı veriyor. Bunun biraz küçüğünü aldım arkadaşlar. Bu boya şey oluyor. Temelde küçülüyor. Küçük aldın, bunu acık bunun yerisini aldın mı iyi oluyor. İnanın kaç yeri geldim, en yerisi buydu. Ben bu acık siyah zeytinin yerisini seviyorum. Kaç yerleri gezdiysem en yeri buydu. Bir de tanıdık o adam, zeytini güzel oluyor. Hiç bozulmuyor arkadaşlar. Yeşil zeytini, kara zeytini sürekli getiriyor. Ha, şu zeytin yapraklarını da aralarını katan bakalım. Katın yola. İyi oluyor diyorlar. Besliyorlar. Tabi yaprak ne olur bunun da. Ha, o şişedeki zeytin de aynı bu gibiydi arkadaşlar. Simsiyahtı. Açıldı gitti rengi. Yağı tuzu görünce mi oldu bilmiyorum ben. Sürekli sallarsanız dedi bir gün abi. Sürekli bu yağına tuzuna 2-3 gündür sallaya sallaya verdiniz mi? 3 ayda olur dedi. Ya alıyoruz illa kalıyoruz. Geçen ben 2 kilo markette bir çalışan tanıdık vardı, onu getirtirdim. 2 kilosu 300 milyon lira. Markette biraz indirimliymiş. Gambling abi, zeytinin 300 milyonu. Getirtirdim. Alıyoruz da yapma daha güzel oluyor zeytinyağlı. Öteki yeşilleri yaparken size gösteremedik. Kusura bakmayın. Bunları biz yapalı bu ilk şişeye bir ay geçti ama ilk zeytinden çıkamadığı sıra. Bütünde 15 gün oldu çocuklar yapalı. Siyah zeytine de Nur sevmem yaptı arkadaşlar. Atladı yüzü yıkadı, ben tarif edemedim. Bu yaptı. Bunu dedim ben bugün kendim yapayım. Hem de sizler artık video çekin diye. Çekelim diye. Akşam oluyor arkadaşlar ya. Ben aşağı iniyorum. Oven değiştirdim onda. Yemek hazırlanacak. Biraz hamur tarına pişirelim. Sıcak çocuklar seviyorlar. Bundan evvel günden kuru fasulye var. Dolapta duruyor. Tencerenin ağzı kapalı. Bundan katarız. Marul zaratası yaparız. Ruka. Bir de eşim öğlen. Bana diyor turp salatası yap ve diyor. Onu da turp salatası yap vereyim. Şalgam değil de turp.
da yeşil soğanlı yap böyle. Kendimize de çocuklar yemezden var onu yapayım. Vallahi güvendi gösteren dedim. Burada aldım gittim arkadaşlar ben böyle. Şimdi zeytini kattık arkadaşlar. Zeytini kattık ya. Tam bak böyle 3 kilo doluyor. Hemen şöyle 2 parmak kadar açıklık kalıyor. Ama bu zeytini herhalde buruşuyorum. Buruştukça seniyor arkadaşlar. Tam bu 5 kiloluklara 3 kilo iyi geliyor. Böyle bir bardak yeri dursun. Ay. Dökülecek neredeyse. Şimdi tabii ben bunu böyle katamıyorum. Dökerim diye. Arkadaşlar. Böyle. Bununla döküyorum. Valla elimden çekiyor muydu? Görmüyor mu? Daha görmüyor. Şöyle oraya sallaya sallaya. Güzel bir ekmek. Çok güzel arkadaşlar. Bahsettiğiniz kesinlikle doğru olmuş. Tam bir bardağı bir ucuz arkadaşlar. Bundan sonra önceden zeytinyağı koyduk. Zeytinyağı koymayın diyorlar. Zeytinyağı zeytinyağı yiyeceğiniz zaman yüp yıkıyoruz ya. Havuzman koyun diyorlar zeytinciler. Zeytinyağı biraz durdukça diyorlar acıyor diyorlar. Ama yemek yağı hiçbir şey olmuyor diyorlar. Yağımız da aldı gitti içine. Yağımızı da koyduktan sonra şöyle kaldırsam daha iyi görüneceğimmiş ya. Yağımıza da bak bardağı da yağı için alsın diye. Şöyle aldık. Ve kıymet takipçilerim son noktası. Görünüşünü gördünüz mü? Böyle de şöyle iyice bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Sırt sıkı kapağını kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde. Hatta hava almadığı için şişe de şişiyor için şey zeytinle şiştikçe. Böyle iyice ne? Şöyle elimizle var gücümüzden sıkın. Ne oldu? Şöyle koyduk. Ondan sonra hiç bunu böyle dikmeyeceğiz arkadaşlar. Hep bu böyle yan olacak. Şöyle bu böyle sürekli salla durarsan arkadaşlar böyle şişeye güneş durarsan bu tam 3 ayda oluyor. Ha yemeyeceksen aceleniz yoksa arada 2-3 günde bir böyle sallaya sallaya versen ters yönü dersen bu 6 ayda da oluyor 7 ayda da oluyor 1 senede de oluyor. Hiç bu cihaziyetinin bozulma riski yok arkadaşlar. Ha böyle olduktan sonra kapağını da sırsıkı kapatacak ama hiç açmayacaksın. Ha böyle. Tam yiyeceğin zaman açacaksın. Yağlayıp tuzlayacağın zaman açacaksın. Tabii bunun için de son aşaması mı değeri. Bu zeytin oluveren derken bunu böyle şişeye ortasından keseceksin. Güzel bir kaba alacaksın. Bunun için sıcak su döküyorum. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onu bir süzdürüyorum. Tekrar bir daha sıcak su döküyorum. O zaman ne oluyor biliyor musun? Zeytinler buruşma şeysine geçiyor. Ondan sonra hem bu rengi de güzelleşiyor. Kahverengi siyaha dönüşüyor tekrar. Ondan sonra yiyeceğin zaman yağlayacaksın, duzlayacaksın. Böyle bir güzel zeytin oluyor arkadaşlar. Şöyle baktığın zaman tam yeme zamanı gibi böyle pırıl pırıl oldu. Bakın be. Gördünüz mü? Ha? Güzel oldu. Evet değerli takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Cümleten hayırlı, huzurlu akşamlar.